Medya buluşmalarının ikincisine hoş geldiniz. Dün aramızda katılanlar hatırlayacaktır. Baş antrenörümüz Sayın Ergin Ataman ve kaptanımız Doğuş Balbay sizlerle birlikte olmuştu. Bugünse iki oyuncumuz Tolga Geçim ve Erten Gazi sizlerle birlikte olacak medya buluşmaları çerçevesinde ve sorularınıza yanıt verecekler. Bir kez daha tüm basın mensuplarına bugünkü medya buluşmasına göstermiş oldukları ilgi ve katılımları için teşekkür ederek başlıyorum. Ben Mustafa Özben ve sözü ilk olarak Tolga Geçim'e vereceğim. Sizleri selamlamak ve hoş geldiniz demek ister Tolga Geçim. Sevgili Tolga, bazı mensupları katıldı medya buluşmamıza. Neler söylersin? Öncelikle herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte olduğum için mutluyum. Gönül isterdi ki her sezon olduğu gibi yine sahada basın mensuplarının karşısında olmak isterdim ama ne yazık ki pandemi sürecinden dolayı bu sene böyle oldu. Umarım önümüzdeki sezon tekrardan sahada buluşup tekrardan sahada düzenlenir ve yüz yüze bakmış, yüz yüze sohbet etmiş oluruz. İnşallah bizim de bütün dileğimiz bu. Tüm basın mensuplarını da öyle eminim. Değerli basın mensuplarını hatırlatmak isterim. Şu anda medya buluşmamızın formatı gereği mikrofonlarınız kapalı. Sohbet bölümünden Tolga Geçim'e sorunuz olduğunu lütfen belirtiniz. Kurumunuzla birlikte adınız zaten çıkıyor olacak ama kurumunuzu da yazınız. Ben de size sözü aktarırken kurumunuzu da belirtmiş olayım. Ve Tolga Geçim'e sorunuzu yöneltmek için de size sözü vereceğim. Bir kez daha hatırlatıyorum. Dün ilkini gerçekleştirdik medya buluşmalarımızın. Baş antrenör Sayın Ergin Ataman ve Kaptan Doğuş Balbay bizlerle birlikteydi. Bugün Tolga Geçim ve Erten Gazi yaklaşık yarımşar saatlik bölümlerde bizlerle birlikte olacaklar. Cumartesi günü devam ediyor olacağız medya buluşmalarımıza ve önümüzdeki haftada yine oyuncularımız sizlerle birlikte olacak ve siz değerli basın mensuplarının sorularına yanıt verecekler. Bir kez daha hatırlatıyorum. Lütfen sohbet bölümünden belirtiniz sorunuzun olduğunu sevgili Tolga Geçim'e ve ben de hemen sözü size veriyor olacağım. Bu sırada Tolga Geçim medya buluşmamıza başlarken Gloria Cup'taydık. Orada bir hazırlık turnuvası yaşandı, hazırlık maçları yaptık. Onların kısa bir değerlendirmesini alarak da başlayalım lütfen senden. Bu sırada basın mensuplarının da soruları gelecektir diye düşünüyorum. Buyur Tolga. Öncelikle orada iki tane turnuvaya katıldık ve ilk turnuvadan bir hafta önce Antalya'ya gittik. Orada takım olarak daha yeni toplanmıştık. Hem yükleme antrenmanları yapıyorduk hem de maç oynuyorduk. Bizim için bu sezon çok zor başladı çünkü çok uzun süre basketboldan ilk defa bu kadar ayrı kaldık. Antalya'da çok zorlu maçlar oynadık. Takım olarak elimizden geldiğince sezon başı olmasına rağmen sahaya çıkıp iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Sonuçta bu takım geçen sene de birlikte oynuyordu. Bu sene de yine aynı şekilde birlikte oynuyor. Bütün maçları elimizden geldiğince iyi oynadığımızı düşünüyorum. İki turnuvayı da şampiyonlukla kapattık. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum oradaki mücadelelerinden dolayı. Çok teşekkürler sevgili Tolga bu kısa değerlendirme için. Emrah Oktay'la başlayacağız. Emrah Oktay'ın bir sorusu olacak. Mikrofon açıldı sevgili Emrah. Lütfen alalım sorunu ya da sorularını sevgili Tolga'ya. Anadolu Ajansı'ndan Emre Hoktay. Tolga, yaklaşık bir 8 aydır tüm dünya olarak çok böyle alışık olmadığımız bir süreç yaşıyoruz. Bu sizi nasıl etkiliyor? Geçen sezonun iptal edilmesi, çok iyi giden bir takım vardı hem Türkiye'de hem Euroleague'de. Bu psikoloji olarak sizi nasıl etkiliyor ve önümüzdeki sezon için bir tedirginlik hissediyor musunuz? Motivasyonunuzu etkiliyor mu? Ya sonuçta dediğiniz gibi gerçekten zor günler geçiriyoruz. Geçen sene de performansımız çok üst düzeydeydi. Hem ligde hem Euroleague'de lider durumdaydık. Tabii ki yarıda kalması bizi üzdü ama ne yazık ki ilk önce sağlığımız önemli olduğu için. Herkes aynı problemleri yaşadı. Biz profesyonel sporcu olduğumuz için, işimiz salonda olduğu için yani pandemi süreci bizi çok etkiledi. Yani sonuçta biz dışarı çıkıp antrenman yapmaya çalışıyoruz ama bizim işimiz sahada olduğu için, basketbol olduğu için ne yazık ki pandemi bizi bayağı etkiledi. Ama bu sene için yine aynı şekilde mücadele edip, aynı şekilde sahada olup, yani şartlara el verdiği sürece sahaya çıktığımızda elimizden gelen en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Emrah Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkürler sorunuz için. Bertan Erman'la devam edelim. Rebound dergiden. Buyurunuz Tolga Geçim'e soru veya sorularınızı alalım. Merhaba öncelikle. Sesim geliyor değil mi? Şu an? Duyabiliyoruz. Evet. Duyabiliyoruz, Tamam. buyurun.
Benim Tolga geçime sorum eski takımı Bandırma ile ilgili olacak. Uzun zamandır orada oranın altyapısından çıkmış ve kaptanlığını yapmıştım. Ve malumunuz mali sıkıntılardan dolayı çekilmek zorunda kaldı. Artık bu arenada yer alamayacak. O konu hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum. Tabii Anadolu Efes'le ilgili de bir sorum olacak daha sonra. Ya sonuçta gerçekten çok üzgünüm. Ben 12 yaşında Bandırma'ya gittim ve yaklaşık 10 sene orada basketbol oynadım. Altyapısında yetiştim. Defalarca formasını giydim. A takım kaptan oldum. Orada ben A milli takım oyuncusu oldum. Gerçekten Banvit gibi Türk basketbolculara önem veren, altyapısından oyuncu yetiştiren takımın kapatılması gerçekten beni çok üzdü. Orada benim gibi belki de 50 tane, 100 tane oyuncu var altyapısından yetişen. Türkiye'nin sayılı altyapılarından Banvit. Umarım ilerleyen zamanlarda tekrardan bir şekilde ayaklanırlar ve tekrardan sahada yer alırlar. Bunu diliyorum. Bir de şöyle bir sorum olacak. Anadolu Buyurun Mert Efes Bey. olarak tamamdır. Geçen sezon evet pandemiden dolayı çok iyi bir sezonu kupasız tamamlamak zorunda kaldınız. Neredeyse yani Euroleague'de de ve Basketbol Süper Ligi'nde de bir numaralı favori olarak görülüyordunuz. Şimdi sizin için yarım kalan bir hikaye mi var yoksa sıfırdan yeni bir başlangıç olarak mı nitelendirirsiniz önümüzdeki sezonu? Ya ben yarım kalan hikaye olarak görüyorum bunu. Çünkü gerçekten geçen sene sizin de dediğiniz gibi hem Euroleague'de hem Türkiye Ligi'nde çok iddialıydık. Ve ben gerçekten her iki tarafta da kupayla ayrılacağımıza inanıyordum. Umarım bu sezon yarım kalan hikayeyi bitiririz. Hem Euroleague hem Lig'de şampiyon oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür Çok ederim. çok teşekkürler sevgili Bertan. Tolga Geçim'in de bahsettiği gibi yarım kalan bir hikaye var. Umarız Anadolu Efes olarak o hikayemizi kaldığı yerden devam edeceğiz. Çünkü zaten yeni tesisimize taşındığımızda da siz değerli basın mensuplarınız biliyorsunuz. Adresimiz değişti ama hikayemiz kaldığı Evet. yerden devam ediyor Evet. diyoruz. Yeni katılan basın mensupları var aramızda. Onlara bir kez daha hatırlatmak isterim. Lütfen chat bölümünden Tolga Geçim'e sorunuzun olduğunu belirtiniz. Kurumunuzu da yazarsanız sizlere sözü verirken kurumunuzu da belirterek aktarmak isterim. Ve Mert Üzen'le devam edeceğiz. NF.com.tr'den. Sevgili Mert, duyabiliyor musun bizi? Evet, buyur lütfen Tolga'ya soru veya sorularını alalım. Tamam, sesimde bir sıkıntı yok, değil mi? Gayet temiz, buyur. NF.com.tr'den Mert Üzen. Tolga için bazı oyuncular, bazı genç oyuncular büyük takımları transfer olurken hani sürelerin azalacağını düşünerek eski takımlarında kalmayı tercih edebiliyor. Fakat siz büyük bir cesaretlik gösterip Anadolu Efes'e transfer oldunuz. Hani Avrupa'nın en büyük 2-3 takımından biriydi o süre zarfında. Bu bir senelik süreç size neler kattı? Ya sonuçta ben Bamit'te de çok fazla süre alarak forma şansı buldum. Bamit'te A milli takım oyuncusu oldum, onu da belirtmiştim. Benim her zaman bir hayalim vardı. Yani Bamit'ten sonra gitmek istediğim takım hep Euroleague takımı olsun istemiştim. Bamit'te geçirdiğim son sezonun ardından da Efes'in yapmış olduğu teklifle ben de bunu hani üstesinden gelebileceğimi, başaracağımı düşünüyordum. Çünkü benim hayalimde hep bu vardı. Geçen sene geldim. Geçen sene takıma biraz adaptasyon, kaynaşma süreci olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu sezon elimden gelenin daha fazlasını verip sahada yardımcı olmak istiyorum arkadaşlarıma. Bir sorum daha olacaktı. Lütfen Henüz alalım. kariyerinizin başındasınız. Kariyerinizin ilerleyen süreçlerindeki hedefleriniz neler? Ya benim basketbolum daha çok Avrupa basketboluna uygun olduğunu düşünüyorum. Hep hedefim Euroleague'de oynamaktı. Şu an Euroleague'in en güçlü ekibinde oynuyorum. Umarım hep buralarda kalıcı olurum. Bunu diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler sevgili Tolga Geçim ve Mert Üzen'e de çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hatırlatıyorum. Lütfen soru yöneltmek istediğinizi sohbet bölümünde belirtiniz. Metehan Çetin'le devam edeceğiz. Trendbasket.net'ten. Metehan Bey buyurunuz. Mikrofonunuz açık. Ama duyamıyoruz sizi. Ufak bir sorun yaşıyor olabiliriz. Bir kısa bir süre bekleyelim. Bir kez daha deneyelim lütfen. Buyurunuz.
Gelmiyor sesiniz şu anda Metehan Bey. Arkadaşlarım da şimdi geldi. Şimdi geldi, buyurun. Öncelikle herkese selamlar ve yeni sezonda başarılar diliyorum. Sorum şu, geçtiğimiz günlerde verdiğim bir röportajda Euroleague'de şampiyonluğun en büyük adaylarından birinin Anadolu Efes olduğunu söylediniz. Efes yeni sezon öncesi kadrosunu kurarken Barcelona, CSKA gibi takımlar önemli hamlelerde bulundu. Euroleague'deki güncel kadrolar göz önüne alındığında Efes'in bir önceki yarıda kalan sezonda gösterdiği performansı bu sezonu taşıyabilir mi? Bu konudaki görüşlerini almak istiyorum. Ya sonuçta bu bizim için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz birbirine alışmış, birbiriyle basketbol sahaya çıktığında basketbol sahaya daha iyi yansıtan bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Sonuçta geçen sene de aynı takımla mücadele ettik. Bu sene de sahada yine aynı takımla mücadele edeceğiz. Diğer takımlar değişiklikler yaptı, uyum süreci var. Bence bu bizim için bir avantaj olacağını düşünüyorum. Biz yine sahaya çıktığımızda birbirimizi bilen, daha iyi anlaşan bir ekip olduğumuz için bence zafere ulaşacağımıza inanıyorum. Benim sorum bu kadar. Çok teşekkürler sevgili Metehan Çetin. Necip abinin katıldığını görüyorum bu arada. Yeni katıldınız. Sayın Necip Kapandı. Belki aktaramadınız chatten sorunuz olup olmadığını. Necip Hocam'ın mikrofonunu açalım lütfen. Ve Sayın Kapandı'nın sorusu varsa Tolga Geçim'e lütfen alalım. Hoş geldiniz Sayın Kapandı. Merhaba. Tolga Hocam merhaba. Merhaba Necip abicim. Nasılsın, iyi misin? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz. Ankara biraz sıkıntılı. Herkesin dikkat etmesi lazım. Siz sporcuların da. Yani bir AVM'ye girdiğiniz zaman nereye elleyeceksiniz? Oraya kadar bunun antrenmanını yapmanız lazım ki sezon içinde bir sıkıntı yaşamayalım. Kendinize dikkat edin. Sağ ol abicim. Sen de aynı şekilde çok dikkat et kendine. Sağ ol. Ya ben müsaade ederseniz Efes'in dışında Tolga'dan dolayı bir başka soru sormak istiyorum. Yetiştiği Bandırma'nın yaşadıkları ile ilgili duygularını sormak istiyorum. Sayın Kapalı, teşekkür ederiz. Aslında çok kısaca yanıt vermişti bu soruya. Özür dilerim, ben yeni yok, geldim. Yok yok, estağfurullah, biliyorum katıldığınızı. Ama Tolga biraz daha belki açarak yanıtlamak istersin Necip abinin sorusuna. Necip abicim, gerçekten öncelikle Bahmet gibi bir kulübün kapandığı için çok üzüntülüyüm. Sonuçta Bahmet'in altyapısından yetiştim. Defalarca orada formasını giydim, kaptanlık yaptım. 10 sene boyunca orada yaşadım. Kulüp yöneticileri olsun, başkanımız olsun, antrenörlerimiz olsun, orada çalışan ablalarımız olsun. Benim gibi yüzlerce, belki 150 oyuncu orada şu anda ne yapacağını bilmiyor. Orada çalışanlar şu an işsizler. Gerçekten onlar için çok üzgünüm. Umarım en kısa zamanda tekrardan ayağa kalkarlar ve tekrardan Basketbol Süper Ligimizde mücadele ederler. Tek umudum o şu anda. Bir şey daha eklemek istiyorum. Özgüvenli Tolga'nın neler yaptığını biliyoruz. Bir milli maçta, Ukrayna maçı mıydı hatırlamıyorum. 10 asist yapmıştı galiba. Evet abicim. Ukrayna maçı. Biz o Tolga'yı sürekli halde istikrarlı şekilde görmek istiyoruz. Haberin olsun. Çok sağ ol abicim. Çok teşekkür ediyorum. Bireysel hazırlıkların konusunda belki bilgi verebilirsin bu noktada sevgili Tolga biraz. Yani takım çalışması hakkında birazcık bilgi verdin. Senin bu dönemi nasıl geçirdiğin, bireysel idmanlarınla ilgili olarak da basın mensupları eminim merak ediyorlardır. O konu hakkında da lütfen bilgileri paylaşır mısın sevgili Tolga? Yazın yasaklar kalktıktan sonra bireysel antrenörümle birlikte yaz boyunca antrenmanlar yaptım. Hem basketbol olsun hem vücut olsun. Bu sene gerçekten kendimi çok daha iyi hissediyorum. Geçirmiş olduğumuz hazırlık turnuvasında da iyi geçirdiğimi düşünüyorum. Her geçen gün üstüne koyarak çalışıyorum. Şutum olsun, sahada arkadaşlara yönlendirme olsun. Bu sezon gerçekten farklı bir Tolga izleyebiliriz. Bu sezon gerçekten farklı bir Tolga izleyebiliriz mesajıyla tamamladı Tolga Geçim. Levent Yavuz'un sorusu olduğunu görüyorum Sports TV'den. Sevgili Yavuz, sendeyiz. Mikrofonun açılacak şimdi ve soru veya sorularını alacağız sevgili Tolga Geçim'e. Buyur.
Evet, şu an ses geliyor değil mi? Geliyor şimdi. Mustafa, benim biraz sıkıntı oluyor seste de. hiç problem yok, duyuyoruz. Tolga, öncelikle selamlar. Merhaba abicim. Sürekli zaten hani seninle de dışarıda da görüşüyoruz, salonda da konuşuyoruz, ediyoruz ama ben iki soru soracağım. Öncelikle bilmiyorum, ben de biraz geç katıldım, kusura bakmayın. Altyapıda sürekli bir numara oynadın, guard pozisyonda oynadın. Bunun avantajlarını alt takım seviyesine çıktığında nasıl gördün? Bunun için neler söylemek istersin? Bir de ikinci sorumda One Team projesiyle ilgili. Sen de bu sene elçi oldun One Team projesinde. Özel çocuklarla olan iletişimin nasıldı? Ve ödül de geldi sonrasında üst üste ikinci kez, yanlış bilmiyorsam. One Team projesi hakkında neler söylemek istersin? Ya öncelikle ilk soruya cevap vereyim. Gerçekten boyumun uzun olmasına rağmen altyapılarda sürekli point guard oynuyordum. Yani sürekli antrenörlüğüm beni oyun kurucu oynatıyordu. Yukarıya da çıktığımda boyum uzamaya devam ediyor ve şu anda da 2-6 oldu. 3 numara pozisyonunda oynuyorum mecburen. Ama 3 numarada da pozisyon yaratabildiğim için gerçekten kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü 3 numaradan pick and roll oynayabiliyorum. Takım arkadaşlarım pozisyon yaratabiliyorum. Yani sahada daha çok takım arkadaşlarıma yardımcı olduğum zaman, yani onlara sayı attırdığım zaman gerçekten daha mutlu oluyorum. İkinci soruya da cevap vereyim. Ya gerçekten geçen sene benim için çok özel geçti. Özel sporcu topluma kazandırma konusunda çok mutluyum. Sonuçta gerçekten geçen sezon yoğun bir sezon geçirdik ama onlarla birlikte olduğum zaman kendimi çok mutlu hissediyordum. Deplasmanlardan da zaman bulduğum sürece onların yanında olmaya çalışıyordum. Bu ödülü Avrupa'da iki kere alan tek kulübüz. Gerçekten bunun için mutluyuz. Levent Bey? Bu kadar. Çok teşekkürler. Yeni sezon için de başarılar dilemek istiyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz başarı dilekleriniz için. Yaklaşık 20 dakikadır Tolga Geçim'le birlikte olduk ve gördüğüm kadarıyla şu ana kadar da soruların sonuna gelmiş olduk. Az sonra Erten Gazi ile, yeni transferimiz Erten Gazi ile birlikte olacağımızı bir kez daha hatırlatalım. Bu arada son bir dakikalık bölümdeyiz Tolga Geçim'le birlikte. Hala son bir soru yöneltmek isteyen varsa onu da alabiliriz. Lütfen ben bir taraftan konuşurken belirtiniz sohbet bölümünde. Çünkü Tolga'ya da bir söz vereceğim bir aramızdan ayrılmadan önce. Tolga, neler söylersin? Bir kez daha sana vereyim sözü lütfen. Öncelikle sorularınız için teşekkür ederim. Elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalıştım. Umarım dediğim gibi inşallah önümüzdeki sezon bu sorularınızı sahada cevaplarım. Kendinize çok dikkat edin. İnşallah sahada görüşmek üzere. Çok teşekkürler sevgili Tolga Geçim. Siz değerli basın mensuplarına da çok teşekkür ediyoruz. Tolga, seni yolcu edebiliriz. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Değerli basın mensuplarına zaman ayırdığın için, Anadolu Efes Spor Kulübü olarak düzenlediğimiz, dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz medya buluşmalarının ikincisinde Tolga Geçim'le birlikteydik. Ve şimdi de yeni transferimiz Erten Gazi bizlerle birlikte olacak. Erten'in de mikrofonu açılacak şimdi ve o da siz değerli basın mensuplarını selamlayacak. Erten, hoş geldin. Hoş bulduk. Değerli basın mensupları ile birlikteyiz. Medya buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Erten Gazi'ye sorularınızı sohbet bölümünde lütfen belirtiniz, soru yöneltmek istediğinizi. Erten de bir bir sorularınıza yanıt verecek ama önce ben kendisine bir söz vermek istiyorum. Aslında kulüp onun için yeni değil ama yeni transfer olarak geçiyor. A takımda mücadele edecek. Sevgili Erten, neler söylersin? Lütfen buyur, söz sende. Öncelikle herkese merhabalar. Sesim gayet net gelebiliyor mu? Duyabiliyor musunuz beni? Daha doğrusu onlar cevap veremiyor ama tamam. Hiçbir sıkıntı yok, duyuyorlar. Çok teşekkür ederim bugün beraber toplandığımız için. Tolga'nın da dediği gibi gönül isterdi ki hep beraber salonda yüz yüze, baş başa sorularınızı cevaplayayım. Fakat pandemi gereği bu durumlarda umarım elimden geldiğince sorularınıza cevaplayacağım. Çok teşekkürler sevgili Erten. Hemen başlayalım sorularla. Metehan Çetin'le başlayacağız. Trendbasket.net'ten. Metehan Bey, buyurunuz. Söz merhaba, sizin. Sesim geliyor mu tekrar? Geliyor, hiçbir sorun yok. Tamamdır.
Tamamdır. Öncelikle merhabalar. Yeni sezona başarılar dilerim. 4 sezonluk NCAA macerasının ardından senin gibi kariyerini ve eğitimini Amerika'da sürdürmek isteyen genç oyunculara hangi tavsiyelerde bulunursun? Teşekkür ederim sorunun için. Gerçekten çok güzel bir soru. Türkiye'de bayağı genç oyuncu bana bu konu hakkında yardım istedi, bu sorular sordu. Onlara verebileceğim, şu an Türkiye'de olan onlara verebileceğim cevaplardan biri de ikisini hem basketbolu hem de derslerinizi bir arada yürütmeye çalışın. Ve Amerika'nın ve aynı zamanda Türkiye'nin sınavına hazırlanın. Çünkü eğitimsiz sınavdan yeteri kadar puan alamazsanız her ne olursa olsun üniversiteye giderken sıkıntı yaşarsınız. O yüzden yani bazı şeylerden fedakarlık etmeniz gerekecektir özellikle sosyal hayatınızdan. Zaten pandemi durumunda düşünerekten sosyal hayatı biraz daha bir köşeye itebiliriz bu dönemlerde. Derslerinize devam edin, basketbolunuza özen verin ve umarım güzel bir okula gidebilirsiniz sizler de. Teşekkürler. Benim sorum bu kadar. Teşekkürler. Bir sorunuz daha mı var? Yok, bu kadar. Peki, çok teşekkürler sevgili Çetin. NF.com.tr ile devam edelim. Mert Üzen'e vereceğim sözü. Mert Bey, alalım sorunuzu Ertan'a. Merhaba Ertan. Merhaba. Sorumu sormadan önce deminki soruya cevabından bir şey soracağım. Sosyal ortamdan feragat etmemiz gerektiğini söylüyorsun Türkiye'de. Eğer oyuncuysak, eğitimimizi bir götürmek istiyorsak. Amerika'da bu durum nasıl oluyor? Hani Amerika'da Türkiye kadar kısıtlı oluyor mu sosyal hayatta insanların? Şimdi Amerika'da kolej hayatından bahsedebilirim sizlere. Çünkü sadece orada deneyimim oldu. Lise hayatını tam olarak bilemiyorum. Kolej hayatında maalesef buradaki, oradaki gibi derslerimiz, yani takımımızla hocalarımız, öğretmenlerimiz bir iletişim halinde olmadıkları için ya antrenmana gidebiliyorsunuz veya derse gidebiliyorsunuz. Yani bir de zaten İstanbul çok büyük bir şehir. Trafiğinde herkes zaten biliyordur. Çok zaman kaybı oluyor bu konu hakkında. Ancak kolejde böyle bir sıkıntı ben hiç yaşamadım. Çünkü zaten kampüs içerisinde kalmayı tercih ettiğim için derslerden çıktıktan sonra antrenmana gitmek, antrenman arasında kafeteryaya gidip yemeğimi yemek benim için hiçbir sıkıntı olmadı. Çünkü hiçbir zaman kaybı da olmamıştı. Ancak yine de belli dönemlerde, özellikle sınav dönemlerinde ve ödevlerin yoğun olduğu dönemlerde sosyal hayattan fedakarlık yapmam gerekti. Teşekkür ederim. Şimdi sorumu sorayım. Yıldız takımda Anadolu Efes'te oynadın. Yani Türkiye'de. Ondan sonra da koleje gittin. İki, hem Avrupa'da oynadın yani hem Amerika'da. İki taraf arasındaki antrenman olsun, koçlarla oyuncuların ilişkileri olsun ya da oyunla alakalı ne gibi farklılıklar var? Sorunuzu cevaplamayı çok isterim. Cevaplayacağım da yanlış anlamayın beni. Fakat şu an benim Amerika'da gittiğimde kolej basketbol oynanıyordu. Tamamen farklı bir kültür, tamamen farklı bir ortam var. Burada benim aradığım basketbol altyapı basketboluydu. Ancak sizlere diyebilirim ki kolej basketbolu da biraz daha hızlı oynanan, Avrupa basketboluna göre çok daha hızlı oynanan bir oyun. Her ne kadar setlerimize önem versek de orada biraz daha birebir ağırlıklı bir basketbol varken burada biraz daha takım oyununa dayalı bir basketbol var. O yüzden zaten Amerika'ya giden oyuncularımız da birebir oyunun biraz daha iyi olduğunu görüyoruz günümüzde. Bunun dışında sizlere söyleyebileceğim, şu an profesyonelliğe yeni başladım. İşte birkaç maçtan sonra ben sizlere, hatta bir sezondan sonra tam net cevap olsun. Bir sezondan sonra ben sizlere ikisi arasındaki farkları tekrardan aktarmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Biz de size çok teşekkür ediyoruz Mert Bey. Rebound dergiyle devam edelim. Bertan Erman'a sözü vereceğim şimdi de. Sorusunu yöneltecek Erten Gazi'ye. Erten, öncelikle tekrardan Türkiye'ye hoş geldin diyelim. Uzun zamanlı bir Amerika macerasından sonra, ki sorum da buna dayalı olacak. En çok neyi özledin Türkiye'de? En çok özlediğiniz şey nelerdi? Yemeklerimizi özledim. Oradayken maalesef her ne kadar Türk restoranı olsa bile aynı tadı vermiyordu. Zaten çok fazla zamanım olmuyordu kampüs içinden çıkıp bir restoranda yemek yemeye. O yüzden kendim pişirsem bile aynı tadı alamadığım için yemeklerimizi diyebilirim. İlk hangi yemeği yediniz o zaman, onu da sorayım. Geldim direkt tatlıdan, çünkü ben geldim direkt tatlıdan başladım, baklava yani. Direkt nokta atış atayım size. Tamam mıdır? Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz sevgili Berkay Hanım. Rewind dergiden. Sayın Necip Kapanlı'ya sözü vereceğim. Basketfaul.com'dan. Necip abi, Necip hocam buyurunuz. Erten Gazi'ye sorunuzu alalım. Mikrofonunuz şimdi açıldı. Necip hoş geldin. Hoş bulduk. Sorum kısmen soruldu ama yine de sorayım. NC'ye gitmiş, orada oynamış bir Gazi ile gitmemiş Gazi arasında ne fark olurdu? Gitmemiş Gazi arasında. Yani eğer gitmemiş olsaydın hangi durumda olabilirdin? Onu ölçebiliyor musun? Tabii ki yani her ne kadar düşüncelerimizde iyi mi olurdu, kötü mü olurdu, gitse miydim, gitmese miydim diye o olsa bile yani bunu kimse bilemez. Ancak ben hem basketbol kariyerim açısından, hem bireysel gelişim açısından, hem de eğitim açısından en doğru kararı verip Amerika'ya gittiğimi düşünüyorum. Orada birkaç bir dönem, iki dönem boyunca talihsiz sakatlıklar yaşadım. Ancak onları en güzel şekilde telafi etmeyi başardım diye düşünüyorum son iki yılımda, oynadığım son iki yılda. Sizler de umarım bunları göreceksiniz bu sezon. İnşallah. Necip abi, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz size katılımınız için. Levent Yavuz'la devam edeceğiz Sports TV'den. Sayın Yavuz, sizdeyiz. Evet Erten, ses geliyor değil mi Mustafa abi şu anda? Geliyor, geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Tertemiz. O teknoloji, o tuşu beceremiyorum bir türlü ama. Erten, seni yine programda ağırlama şansı yakalamıştık ilk geldiğin zaman da. Yaklaşık bir buçuk ay oldu galiba. Şunu sormak istiyorum. Necip abinin sorusuna da biraz paralel olacak ama o dönemde, Amerika'ya gittiğin dönemde İlkoviç de seni takımda tutmak istemişti. Ama sen Amerika'ya gitme hedefi doğrultusunda Amerika'ya gittin ve tekrar Anadolu Efes'e döndün. Hem o dönemle ilgili neler söylemek istersin? İlkoviç'in seni takımda tutma isteğiyle ilgili. Bir de Ergin Ataman'la şu anda ilişkin nasıl? O zaman daha henüz tanışmamıştın, antrenmanlar başlamamıştı. Şu anda neler yaşıyorsun? İkili olarak sana neler söylüyor? Ne gibi tavsiyelerde bulunuyor? Öncelikle benim İlkoviç doğum döneminden bahsedeyim sizlere. İlkoviç işte Anadolu Efes'e ilk geldiği zamanlarda genç oyunculara bir tarama yapmıştı. O genç oyuncuların içerisinde bir tanesi bendim ve beni A takımda oynatmayı istemişti. Fakat o sezon boyunca ben her ne kadar birkaç kere A takımla beraber olsam bile aynı zamanda pilot takım olan Pertenial'de ikincilikte oynuyordum. Zaten o zaman Pertenial'in koçu Tomislav da şu an asistan koç olarak görev yapıyor Anadolu Efes'te. Orada her zaman iletişim halindeydi Ivković'te Tomislav. O sezon sonunda Ivković'ten A takımdan bana teklif gelmişti. Altyapı bitmişti sonuç olarak. Ve teklif geldiği zaman ben çok sevinmiştim. Çünkü zaten her genç oyuncunun, Türkiye'deki her genç oyuncunun, hatta Avrupa bile diyebilirim, hayali Anadolu Efes A takımında mücadele edebilmek, forma giyebilmek. Ben çok sevinmiştim. Ancak aynı zamanda benim de hedefim vardı. Eğitim konusunda belli yerlere gelmek istiyordum. Ve maalesef ülkemizde şu an için öyle bir altyapı yok. O yüzden eğer A takımda kalmış olsaydım, üniversitede istediğim bölümü, istediğim şekilde okuma şansım pek olmayacağını düşünmüştüm. Çok zor bir karar verdim. Aynı zamanda bu kararı verirken U18 milli takımıyla, o zamanın milli takımıyla kamplardaydık. Yani kamplardan bir ara alıp ilk koğuşta görüşmem gerekti. Yani en sonunda verdiğim kararın doğru olduğuna inanıyorum. Siz de gördüğünüz gibi tekrardan geri gelip başardım. Yine A takımda oynuyorum ve aynı zamanda hayallerimin de peşinden gittim ve diplomalarımı da aldım Amerika'dayken. Çok diğer teşekkürler soru, sevgili Erten. Diğer soru, bir soru daha vardı. Onu, evet. Galiba. Ergin Ataman'la ilgili. Ergin evet. Koç'la ilgili. Evet. Ergin hocam çok profesyonel bir koç. Şu an için yani takımda benimle diyaloğu çok profesyonel bir şekilde, gayet temiz bir şekilde benden ne istediğini bana çok net bir şekilde anlatıyor. Ben çok sevdim. Bakalım. Umarım bu sezonda hep birlikte çok iyi başarılar imza atabileceğiz. Çok teşekkürler sevgili Erten. Sayın Yavuz, size de sorularınız için teşekkür ediyoruz. Volkan Günah'a vereceğim şimdi sözü TV Spor'dan. Sevgili Volkan, sendeyiz. Mikrofonun açıldı, açılacak.
Evet, şimdi açıldı. Buyur. Çok teşekkürler Mustafa. Erkan, öncelikle tebrik ederim. Sebebini söyleyeyim. Hemen hemen basketbol oynayan her oyuncu Anadolu Efes gibi bir altyapıda yetişmek ister. Sen bunu başardın. Sonra bir kolej kariyeri ister. Dünyadaki bütün oyuncular senin yaşındaki. Onu da başardın. Ve devamında hayal ettiğin takımın A takımına geri döndün ve bu sezonun ilk transferi ve tek transferi olarak geri döndün. Bundan dolayı tebrik ederim. Şimdi bundan sonra seni ne bekliyor sence? Özellikle şunu soracağım. Şu an Anadolu Efes takımı geçtiğimiz sezon yarıda kalsa da tamamladığı dönemde şampiyonun bir numaralı adayıydı. Yine bu sıfatla lige başlıyor, Euro Lig'e. Türkiye Ligi'nin bir numaralı favorisiydi. Yine bu sıfatla başlıyor. Dolayısıyla artık seviyenin de en üst seviyesi, yani piramidin de tepesinde bulunuyorsun. Bu sezon ve önümüzdeki sezonlarda seni ne bekliyor? Özellikle koçla iletişim ve gösterdiğin diyaloglarda takımın ve koçun senden beklentileri neler ve sen bu mental olarak bununla sen kendini nasıl hazırlıyorsun? Öncelikle sorun için çok teşekkür ederim. Ve güzel değerleriniz için. Nasıl cevap versem buna? Koçum benden beklentiyle başlayayım. Antrenmanlarda ben çok enerjik, atlet bir oyuncu olduğum için antrenman ve yaptığımız hazırlık maçları sırasında benden her zaman takıma enerji vermem ve savunma ağırlıklı oynamam isteniyor. Aynı zamanda ben kendi özelliklerimi de bildiğim için şut ve birebir özelliğimi de kattım Amerika'dayken. Bu özelliklerimi de bir şekilde kullanarak takıma katkı vermeye çalışacağım bu dönem boyunca. Oynadığım dönem boyunca. Gelecek olarak maalesef zaten yani kariyer planlaması kafamda bir kariyer planlaması yaptım. Ancak şu anki pandemi durumunda böyle bir kulübe gelmek, yine tekrardan Anadolu Efes'e gelmek, Avrupa'nın en iyisi, Türkiye'nin en iyisi, sizin de anlattığınız gibi şampiyonluk adayı olan bir kulübe gelmek yani benim için sürpriz yumurtadan çıkmış gibi. Hiç beklemiyordum açıkçası. Çünkü benim Amerika'dan dönüşüm, konferans maçlarının iptal olmasıyla dönüşüm. Oradan evim olan Kıbrıs'a dönmüştüm. Oradan işte orada bir ay kaldıktan sonra telefonum gelmişti. İşte Efes Yakup abi aramıştı yine. Yakup 8 Kürek. Yani seni antrenmanda görmek istiyoruz. 2 güne, 3 güne. Yani ben orada işte tamamen şansa uçak bileti buldum. Tekrar İstanbul'a geldim. İşte bir hafta sonunda benle anlaşmaya varmak istediğini söylediler. Yani gelecekle ilgili soru sordunuz ancak şu an bir kariyer olarak size net bir şey söyleyemem. Çünkü sadece benim tek hedefim Anadolu Efes'te kalıcı olabilmek. Umarım bu sezon sonunda daha netle bu pandemiden de kurtuluruz bir an önce ve daha net bir cevap verebilirim sizler için. Ne okudun bu arada? Bölümün neydi? İki diploma aldım. Pazarlama ve iletişim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler sevgili Günak sorunuz için. Levent Yavuz'un bir sorusu da aldığını görüyorum. O soruyu da alalım. Bu arada bir kez daha hatırlatacağım Levent Bey sorunuza başlamadan önce. Belki ben fark etmediğim anda katılan değerli basın mensupları olmuş olabilir. Sohbet bölümünden lütfen belirtiniz sorunuzun olduğunu sevgili Erten Gazi'ye. Levent Bey'in sorusundan sonra size söz vermeye çalışacağım. Zaten yavaş yavaş da medya buluşmamızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Levent Bey sizdeyiz bir kez daha. Alalım sorunuzu. Erten, şimdi Volkan abi de sorunca böyle biraz benim de kafamda oturdu. Sen de söyleyince daha doğrusu savunma özelliğinle ön plana çıkan bir oyuncusun. Ergin Ataman, Sinan Güler ilk Türkiye'ye döndüğünde Beşiktaş'ta onu bu rolde kullanmıştı. Sonrasında Galatasaray'da Göksel'ini yine bu rolde kullandı. Şimdi Anadolu Efes'te Doğuş Balbay, aklıma gelmeyen birkaç isim daha olabilir. Sen kendini her ne kadar Doğuş da olsa takımda bu rolde görüyor musun, yoksa farklı özelliklerinle de sevilmeyi planlıyor musun Anadolu Efes kadrosunda? Çünkü çok önemli bir kadro. Böyle bir konuşmada geçti mi Ergin Hoca'yla aranda? Ergin Hocam'la aramızda böyle bir konuşma geçmedi. Ancak size daha önce söylediğim gibi Ergin Hocam çok profesyonel bir koç ve sahada zaten bir konuşma geçmese bile benden ne istediğini gayet temiz ve net bir şekilde bana aktarabiliyor. Şu an için elimden geleni yapıyorum defans konusunda. Çünkü enerjime, bu takımın enerjime ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Ancak size de söylediğim gibi birebir ve şut özelliğimi ekledim Amerika'dan geldikten sonra. Bunu şu an için rezervimde tutuyorum. Takımın ihtiyacı olduğu anda ben de
takıma ihtiyacı olduğu anda ben de bunları umarım çok iyi bir şekilde aktarabileceğim. Levent Bey. Teşekkürler. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Böylece soruları tamamlamış olduk. Sevgili Erten Gazi, kapatırken bir kez daha duygularını alalım lütfen. Değerli basın mensuplarına nasıl bir mesajın olur? Sen de tekrar Erten. Öncelikle herkese bugün zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım en kısa zamanda sizin herhalde veya herhangi bir evey maçında olsun yüz yüze görüşme şansınız olur. Belki sezonun ikinci devresinde pandemi durumda azalırsa sahalarda görüşmek üzere. Çok teşekkürler sevgili Erten Gazi. Medya buluşmamızda basın mensuplarının sorularına yanıt verdin. Değerli basın mensupları, böylece bugün ikincisini gerçekleştirdiğimiz medya buluşmamızın sonuna geldik. Önce Tolga geçip sonrasında da Erten Gazi sizlerle birlikte oldu. Siz değerli basın mensuplarını hatırlatmak isterim. Medya buluşmalarımız devam edecek. Cumartesi günü yine bir medya buluşması gerçekleştirilecek. Önümüzdeki hafta yine devam edeceğiz. Pazartesi, salı, çarşamba günleri ve bu buluşmaların detaylarıyla ilgili olarak sizlere bilgi akışı sağlanacak Anadolu Efes Spor Kulübü'nün partneri On İletişim tarafından. Hem cumartesi günü hem de önümüzdeki haftaki medya buluşmalarımızda yeniden buluşmak üzere. Bugünkü etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben Mustafa Özben. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.